Değerli dostlarım tekrar merhabalar. Yine ekranımızda standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak ve de tutmak tamamen sizlere aittir. Bu videomuzda katıla dahil olan arkadaşlarımızın sormuş olduğu birkaç hisse ve bir adet de kripto para var denk gelen şu anda. Karsan, Ulusoy, Un, Gözde, Adese, İttifak Holding ve Ata sorulmuş arkadaşlar. Dilerseniz hızlı bir şekilde bu teknik analiz çalışmamıza geçelim. Evet Karsan'daki son durum sorulmuş. Aynen geçerli arkadaşlar. 363 destek bölgemiz 363 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe rahat oluyoruz ama negatife doğru da gidiyoruz şu anda. Haberiniz olsun. Ya baktığımız zaman net bir şekilde bakınız bu sıkışmanın destek bölgesine doğru ilerlediğini, hatta kırılımın aşağı doğru gerçekleştiğini ve şu anda yatay destek hattını burada takip ettiğimizi söyleyebiliriz. 363 arkadaşlar altına sarktığı zaman ee, sıkıntı oluşabilir. Altına sarktı. Tekrar 3.60'ın üzerine attı. Bu alanın içerisine girdi. O zaman da alım üretir arkadaşlar. Yani burada bir silkeleme tabiriyle ee, ifade edebiliriz. ha yani Bir silkeleme eğer yukarı götürecekler ise de bir silkeleme olabilir burada. 3.63'ün altı. Bakın net bir şekilde stop loss noktası olarak kullanılıyor burada. Bakın şu bölgeyi baz alıyoruz ve 3.63'ü destek alarak takip ediyoruz altında satışlar derinleşebilir, hızlanabilir. Onun için burada yolculuğumuzu bu alanın içerisine dahil olabilir isek, alanın içerisine tutunabilir isek önümüzdeki bir iki gün içerisinde o şekilde sürdürmek daha sağlıklı olacak gibi gözüküyor. Ee, henüz bir kırılım gelmiş değil. Bakalım neler olacak birkaç gün içerisinde birazcık netlik kazanabilir arkadaşlar. 3.63 6 stop losslu takip edilebilir. Evet Karsan'da değişen bir durum yok. Yani ana destek noktasındayız. Umarım bu ana destekte de aşağı doğru kırılmaz arkadaşlar. Kırıldığı zaman satış bir müddet derinleşebilir. Aşağıda 3.12, 12 3. 46. Yani sırasıyla oluşabilecek destek noktalarımız. Ulusoyun sorulmuş. Hemen ona da bakalım. Yani Karsan'da yapmış olduğumuz analizlerde Aynen şartlar geçerli. Ulusoyun oldukça güzel duruyor ve Fibonacci dip bölge oluşumunu tamamlamak üzere 5.52 üzerinde pozitif bakabileceğimiz. Hatta bu alan içerisinde Fibonacci kırmızı bölge içerisinde oluşan yükselen kanal trendinden kaynaklı pozitif seyrimizi daha önce anlatmıştık. Olumlu seyir devam ediyor arkadaşlar. Burada bakın şu bölgenin altında ortalama 5.17 altında bir kapanış görmediğiniz müddetçe bakış açımız pozitif. Her halükarda oluşabilecek kötü senaryoda da şöyle geri çekilme dahi olsa bir ikili dip şu şekilde görseline girebiliriz. Şu anda olumlu arkadaşlar yani bir geri çekilme söz konusu değil. Yükselen kanal trendi içerisinde yolculuğumuz devam ediyor. 552 üzerindeki kapanışlarda olumlu bir seyir yine devam etmiş olacak. Yani bu olumlu seyre 5.52 üzerine atarak daha da olumlu bir hava katmış olacak. Çünkü Fibonacci dip bölge kurtuluşu burada gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Bakış açımız yine olumlu. indikatörlerimiz güzel. Ee, bakalım neler yaşayacağız Ulusoy ondan Şu direnç noktasını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani muhtemelen bu alana kadar ilk etapta 6-6-17 bir test oluşabilir arkadaşlar. Gözde, gözde daha önce hatırlarsanız katıla dahil olan arkadaşlara yapmış olduğumuz orta uzun vadeli takip edilecek bir hisseydi. Güzel de yakaladık. Biz haftalık baktık olaya haftalık değerlendirmeye devam ediyoruz. Diyoruz ki haftalıkta arkadaşlar MACD indikatörünün alım ürettiği güzel bir kesişmenin olduğu hisse gözüyle baktık. Haftalıkta olumlu pozitif bakış açımız devam ediyor. Düzeltmeler gelebilir, olabilir. Bakınız geri çekilir, şu şekilde ikili dibe gider artık. Onlar zaman gösterecek. Ama e, şu kısmı da sizlere net bir şekilde 6.15 bandını burada vurgulamıştım ortalama. Buradan bakınız geriye dönüşün geldiğini görüyoruz. İşte bu dirençler bu destekler eğer iyi tespit edilir ise arkadaşlar iyi takip edilir ise çok güzel çalışıyor. Şimdi oluşacak destek hattını takip ediyoruz. Bakın şu bölgeye kadar yine geri çekilmeler 5.87 e, hatta şu yatay kısmı aldığımız zaman. 5.80'lere kadar geri çekilmeleri ne yapıyoruz? Normal karşılıyoruz. Bu bölgede 5.80 stop lossluğu dileyen arkadaşımız tabii kendisi bilir. Yani destekli diyelim. 5.80'leri destek alarak ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Yani şu bölgede bakınız bir destek bölgesi olarak çalışıp tekrar buradan topuklama gelebilir arkadaşlar. Evet. Gözde de orta uzun vade baktığımız zaman Beklentimiz yüksek arkadaşlar. Teknik açıdan haftalık grafiği güzel. adse ADS'de e, daha önce yine katıla özel paylaştığımız hisselerden birisi. Biliyorsunuz arkadaşlar katıl üyesi arkadaşlarımız biliyor. Bakınız bu destek dönüşünü yakaladıktan sonra ne dedik? Olumlu dedik. Tabii kimisi yok bölünecek falan filan şu olacak bu olacak pardon ya bedelsiz falan muhabbeti var dedi. Şu olur bu olur. Arkadaşlar biz ana desteği görüyor muyuz? Burada görüyoruz. ha bu destekte de al. Stopunu da bu destek bölgesinin %1 iki altına koy. Keyfine bak dedik. Ve çalıştı. Oldukça güzel bir şekilde yolculuğu devam ediyor. Yani şöyle baktığımız zaman bu destek bölgesinden %34'lük bir primleme yapıp Son hali itibariyle de %13'lük bir miktar geri çekilmeden sonra %13'lük bir primleme destek noktasından itibaren devam ediyor. Bakış açımız olumlu, pozitif. Ana destek, bunun rengini değiştirelim. Şöyle kırmızı yapalım. Bakınız bu hattın altına düşmediğimiz müddetçe, bu kırmızı bölgenin altına düşmediğimiz müddetçe korkmayın. Yakın zaman dilimi içerisinde kırmızının altına düşmesi yine bizim için önemli değil. Bizim için şuradaki... İşte 1.11 bantları 1.10 bantlarının destek olarak çalışıp çalışmadığını yine takip etmiş olacağız değerli dostlar. Bu tarz hisselerde haftalık bakmayı sevdiğimi söylemiştim. Haftalıkta MACD indikatörünün net bir alımını görüyoruz. RSI dipten dönüş yapmış. Oldukça güzel bir görüntü arkadaşlar. Yani bundan iyisi can sağlığı. Yani ne diyelim baksanız arkadaşlar. Dipten gelen bir dönüş hareketi. Yani tahta yapıcısı bu tekniği bu şekilde işletebilir ise Bakınız 177'lere kadar potansiyel teknik açıdan mevcut arkadaşlar. Ha, bu desteğin altında tabii sıkıntılar olacaktır. O da ayrı bir mesele. İttifak Holding'e bakalım. Şimdi burada e, kanallarımızı tek tek sıraladık. Renk renk arkadaşlar. Renk jümüşe bakınız. Kırıldıktan sonra alt kanal dedik. O da kırılırsa alt sarı kanal dedik. Nokta dışı gerçekleşti. Artık burada bizim 1.36 arkadaşlar. Bakın şu bantlarda destek bölgesi alıyoruz. Bu bantların altını görmediğimiz müddetçe ne yapıyoruz? Korkmuyoruz, paniklemiyoruz. ha Buralardan bir kopuş, bir hareket gelebilir. Esas olan noktanın da düşen kırılımı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yapalım burayı artık. Düşen kırılımın gelmesiyle beraber burada maceranın daha da güzel bir hal alabileceğini söyleyebiliriz. Onun için... Bu kırılım odaklı. ne yapacağız? Gideceğiz arkadaşlar. Ama şu bölgede e, bakın şöyle bir hattın oluştuğunu söyleyelim. E, bu da bize ne sağlayacak? Pozitif unsurumuz, değerimiz neresi? Onu gösterecek. Baktığımız zaman 1.57 üzeri olumlu arkadaşlar. Şurada küçük destek noktamız 1.35 En alt destek bölgemiz ortalama sarı dibi 0.95 Evet. Gidiyoruz bakalım nereye kadar gideceğiz arkadaşlar. 1.35'i kendine destek yaptı. Umarım bu şekilde kalır. Yani burada bir alçalan takoz oluşumu içerisinde olduğumuzu düşünür isek direnç noktasına temas etme olasılığımız muhtemel ama bu bölgenin kırılıp kırılmayacağı bizler için esas olan noktadır ki şu yakın zaman dilimi içerisinde de 1.75 bantlarını burada yataydaki direnç noktası olarak görüyoruz arkadaşlar şu şekilde işaretleyelim. Evet, 1.75'ler önemli bir direnç hattı. Uyumsuzluk var mı? Hemen ona bakalım. Uyumsuzluklar yine önemli diyoruz. Baktığımız zaman RSI'de dipler yukarıda, hisse'de dipler aşağıda. Bir uyumsuzluk işareti. Umarım bu da yukarı doğru şahlanışın bir işareti, bir e, ön göstergesi olur arkadaşlar. Bu pozitif uyumsuzluk. Evet, ata sorulmuş. Ata USDT. Evet. Kripto paramız. Hemen bakıyoruz. Şimdi günlük grafik. Arkadaşlar gerçekten nerelerde? bakın çalışmaları yaptık. 60 dakikalık grafiği alalım. Grafimizi sıfırlayalım. Bakınız yapmış olduğumuz çalışmalar. Bakın nerelerde işlemler yaptık. Çalıştık. Gidiyor arkadaşlar. Yani kripto paralarda arkadaşlar uzun vade düşündüğünüz zaman güzel getirilerin olacağına ben inanıyorum. Halen kripto paralarda potansiyelin çok yüksek olduğuna inananlardanım. Şimdi şöyle baktığımız zaman yükseliş onayını da almış saatlikte bakınız direnç direnç kırılıyor kırılıyor bakınız daha sonra kırılım sonrası gelip onay alıyor. Oldukça güzel bir görüntü. Bir yükseliş onayını almış olması atanın güzel. Şöyle de bakınız destek noktası üzerinde tutunuyor olmamız bu da yine ayrı bir güzellik arkadaşlar. Hemen bu noktada saatlik bakış açısını şöyle koyalım. Yatay bölgeyi koyduğumuz zaman bu alan içerisinde artık direnç noktasına çok az kalmış bir konumdayız. Baktığımız zaman ortalama 122'ler direnç arkadaşlar. Aşağıda ise e, ana destek diyelim artık saatlik bazda 108. 108 122 bandı devam. Şöyle dirençleri yukarıdaki bölgelerde işaretleyelim. 140 148 yukarı doğru bu şekilde de bir potansiyelin olduğunu yine söyleyebiliriz. Alanın içerisine destek bölgesinin üzerine çıkmış olması güzel. Buradan arkadaşlar yataya bağladı sert bir hareketin habercisi umarım yukarı doğru gelir bu hareket bizleri de sevindirir. Bekleyip göreceğiz yani burada bu oyalanma sert bir hareketin habercisi gibi duruyor. Bakalım daha yukarıda 159'lar 160'lar bu direnç noktasına bu hatta bakınız giderek yerleşecek miyiz hep beraber şahit olacağız ortalama yatay bazlı bakıyorum 1.11 arkadaşlar kapanışını bir saatlik kapanışını 1.11'in altında şöyle yaptığı zaman iki saatlik bir kapanış 1.11'in altında geldiği zaman sıkıntı oluşabilir 1.08 1.22 zaten yataydaki alan hattımız Evet tekrar görüşmek üzere şöyle bir boşlukta sizlere bu sorunun hisseleri yanıtladım e, sektörel bazda hisse analizleri yapmıştık arkadaşlar. Örneğin demiştik ki X ulaşım hatırlarsanız Bakınız buradaki analiz çalışmalarımızda destek bölgelerinde olduğumuzu e, hatırlatmıştık kimisinde. Kimisinde bakın ulaşım bakın net bir e, şu anda belirli bir stop koyarak ulaşım hisselerinde yol alınabileceğini gösteriyor. E, örneğin X e, gıda dedik bakınız %3'lük, %4'lük geri çekilme potansiyelinin hepsinde olduğunu bahsetmiştik. Bakın şöyle direnç noktasında olduğumuzu, yükselen takozun dirençten desteğe doğru yöneldiğini. Ya bütün bunları tekrar sizlerle inceleyeceğiz. Ulaştırma ile ilgili, işte gıda ile ilgili, turizmle ilgili, sporla ilgili böyle e, sektörel endekslerle ilgili analiz çalışmalarını sizlere sunmaya devam edeceğiz. E, haftada en az bir defa bu sektörleri sizlerle değerlendirmiş olacağız. Daha önceki videomuzu izlemeyen arkadaşlar olarak e, buradan e, şöyle 3-5 günlük geriye giderek bu videoyu da izleyebilirler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayan değerli dostlar, takip edenler, izleyenler kanalımıza abone olun. Korkmayın. E, yine katıla dahil olarak destekleyebilirsiniz. Ve bir diğer husus Binance borsası referans kimliğimi videonun altına yorum kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmına bırakıyorum. Buradan da Binance referans kimliğimizi kullanarak %10 komisyon indirimli kaydınızı oluşturabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.